Herkese merhaba, Lingomat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce konuşurken kaçınılmaz olan fillers konusuna gireceğiz. Aslında her dilde bu fillers, yani doldurucu ifadeler, duraksamalar dediğimiz belli başlı kelimeler kullanırız. Bunları çok sık yaparsanız böyle irrite edici olabilir ama ayarında yaparsanız doğal konuşma öyle olur, değil mi? Yani mesela falan, bizde genelde falan var herhalde. Çok fazla filler var mı? Şu an duraksamalar dışında bilemedim ama İngilizce'de bunlar çok var. Ve bunlar filmlerde, orada, burada, podcastlerde, her yerde duyduğunuz fillerler. Ve bazen bazıları evet basit oluyor, gibi anlaması kolay oluyor ama bazıları kelime olduğu için biraz anlaması ve kullanması zor olabiliyor. O yüzden bu konuya bugün değineceğiz, halledeceğiz, rafa kaldıracağız ki siz de bu fillersları kullanarak konuşmanızı daha doğal, daha günlük, daha gerçekçi yapın. İlk fillerlarımızla başlayalım. Öncelikle anlamı olmayan, sadece ses olan fillerslarla başlayalım. 4 şekilde görebilirsiniz. UM, UH, AH ya da ER şeklinde. Hepsini bu şekil yazılışlarında ufak farklılık görebilirsiniz ama ses olarak genelde a gibi ses çıkarır. Tamam. Mesela I don't know what time I can meet you. Let's see that tomorrow. Örneğinde olduğu gibi o 4 kelimeden herhangi biri orada yazıyor olabilir. Ses benzer. Peki anlamı olan kelime bazlı fillerslara bakalım şimdi. Well ifadesi arkadaşlar. Well evet zarf olarak iyi anlamında kullanılıyor ama bir yandan da anlamında kullanılıyor. Mesela well which one do you prefer? Derken yani hangisini tercih edersin gibi orada bir yani bir fillers görevi yapıyor arkadaşlar. Ya da mesela bir konuda bir fikriniz soruldu. Tam böyle ne diyeceğiz bilemiyorsunuz. Well, I prefer not to talk about it diye well yine yerleştirebilirsin. İstediğin yere koyabilirsin. Biz de bu yani şu an Türkçe'de bir fillersımız daha bulduk. Yani'ye benzer bir kullanım diyebiliriz. Diğer bir fillersımız okay. Okay. Okay'in bu tamam anlamından ziyade konuşurken okay so what do we do? Yani okay so what time do we meet? Gibi yine fillers göreviyle kullanabiliriz. Orada gördüğünüz okay so so'ya geleceğim şimdi. So da başka bir fillersımız arkadaşlar. So'nun bu yüzden very gibi anlamı var ama bir yandan da çok güzel bir fillers. Kullanırken böyle istediğiniz bir cümleyi kullanıyorsunuz. Mesela I had an off day so I decided to go to walk in the forest. So it was a great day diyorum mesela. Orada istediğim so'yu istediğim şekilde yerleştirebilirim. Çok kullanılan çok güzel bir fillers'tır. Bir örnek daha vereyim. Mesela so what we need is some time diyorum. Orada aslında so'nun hani bu yüzden gibi bir anlamı yok da so hani toparlama cümlesi gibi hani o zaman biraz zaman ihtiyacımız var derken so hani zaten uzattığın için de farkındaysan konuşurken so what should we do tomorrow gibi bir zaman kazandırdığı için aslında toparlamana yardımcı oluyor. Başka çok güzel bir ifademiz tell me something. Tell me something de arkadaşlar fillers olarak çok çok kullanılıyor. Mesela diyorum ki tell me something. What are you going to do tomorrow? Tell me something. What are you going to do tomorrow? Hani bana bir şey söyle anlamında gibi görünüyor ama tell me something. Aslında orada bana desene biz yarın ne yapacaksın derken tell me something. Tell me something. What should we do? Tell me something. What should we do now? Ya da tell me something. How are you going to pass these exams? Derken istediğin yere yine serpiştirebilirsin. Diğer bir fillersımız you see. You see I am speaking naturally right now. I didn't plan so that I am taking a lot of time to use my sentences with fillers. So, okay? You see diye girdiğinde yani biliyorsunuz ki hani görmekle alakası yok. Bunlar da tam literal anlamda kullanılmıyor ama hani bildiğiniz gibi düşünebiliriz. You see I have been working for a long time so I need some time off, I think, diyorum mesela. You see, yine her yere serpiştirebilirim. Mesela diyorum ki, you see, my work environment wasn't very good, so I decided
decided to quit my job. Hani you see, orada yine en başta kullandım. Yani anlarsın ya gibi bir anlamı var gibime geldi. Türkçe çevresinde veriyorum ki, çünkü biliyorum bazılarınız böyle Türkçe duyarsanız daha iyi kodluyorsunuz. O yüzden en güzel çevirisi sanırım bu şekilde olur. I guess ya da I suppose arkadaşlar başka bir filozofumuz. I guess tahmin etmek, suppose da varsaymak anlamında benzer ifadeler. Biz bunları I suppose we have enough money for this holiday. Okay, tahmin ediyorum ki yeterince paramız var ya da I guess diye kullanabiliriz hani literal anlamında. Ama konuşurken de I guess I will rest tomorrow. I guess I rest tomorrow. I guess he's coming. I guess I can grab a cup of coffee with you derken orada okay, sanırım seninle bir kahve içerim derken yine aslında bir görevi fillers oluyor. I guess, I suppose, I think bile kullanabilirsiniz fillers olarak. Yes, İngilizce'de kullanılan başka bir fillerimiz. Yes. Mesela we can eat pizza. Yeah. Yes ya da yeah şeklinde kullanabilirsiniz. We could do that. Yeah. Yes. Yes diyemedim nedense. We could do that. Yes. We can do that. Hani orada evet evet anlamını değil de hani oh, okay yapılabilir. Okay gibi bir anlam katıyor. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ya da başa koyun mesela. Yes that will work. Yeah that will work derken yine yes'i başta sonda hani bir agreement, fikir katıldığınızı onaylamak için verebilirsiniz. Aynı anlamda certainly de fillers olarak kullanabilirsiniz. We could do that certainly şeklinde ekleme yaparak hem fillers hem böyle katıldığınızı onaylamak amacıyla kullanabilirsiniz. En sık kullanılan fillers'ımızı en sona saklamak istedim. Like. Like arkadaşlar her yerde kullanılan bu F word var ya onun gibi bir kelime oldu artık. Her yerde kullanılıyor. So like, I don't know, I feel like, I want to eat, maybe like pizza dersem her yere gördüğünüz gibi yapıştırabilirsiniz. Like, I don't know, like what I want, maybe I like some activities. Buradaki like istemek, sevmek anlamında kullanabiliriz ama bir anlamda like. So like, what do you plan to do on Wednesday? Like 5 o'clock? Orada yine 5 gibi anlamında da like'ı kullanabilirim. Weekends, weekdays, on Saturday, like maybe weekdays. İstediğin yere kullanabilirsin. Hani gibi o günlerde, o civarda anlamını verir arkadaşlar. Çok çok kullanılan bir fillers'tır. Şimdi size önerim. Bu fillers'ları öncelikle dışında o doğal olarak çıkardığımız fillers'lar dışında konuşmanıza yansıtmanız biraz zaman alabilir. Çünkü beynimiz hani bizim cümleleri tak 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 kurma modunda ilerlemek isteyebilir yabancı dil kullanırken. Ama bunu bilinçli olarak önce biraz pratik yapın. Mesela verdiğim bu bütün fillerslarla birer cümle yazın. Benim gibi böyle rastgele cümle kurmaya çalışın ve bunları fillerslarla yapmaya çalışın. Bu şekilde zorla başında böyle deneyerek yaparsanız zamanla göreceksiniz. Konuşmanız otomatikman zaten giriyor ve farkına bile varmıyorsunuz. Well, so, like bunlar gerçekten çok kullanışlı ve konuşmanızı doğal yapan ifadeler. O yüzden olmazsa olmazımız diyebilirim. Benim gibi başında zorla biraz pratik yaparsanız zamanla dilinize yerleşiyor. Like'ı da orada burada her yerde görünce ya bu ne demek şimdi sevmek mi gibi mi yoksa fillers mı anlamında görürseniz de şaşırmamış olursunuz. Günlük İngilizce, native speaker gibi İngilizce kullanmak istiyorsanız arkadaşlar fillers'lar konusunda kendinizi geliştirin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.